Merhabalar, Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle modelimizi sadece zincir çekerek yapacağız arkadaşlar. Yani hiç örgü bilmeyenler bile yapabileceği bir model. İki tane ipim var. Gül kurusu ve kırık beyaz kullanacağım. 2,5 numarada tığım var. Sizin elinize yatkın bir tığ da kullanabilirsiniz. 2,5 şart değil. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle zincir çekerek başlayacağız. Zincirlerinizi ne yapacaksanız ona göre çekip metreyle ölçün. Modelimiz 4 katlarından oluşuyor. Şöyle ben birkaç tane gösterecek kadar zincirimi çekiyorum. İplerimizi soranlar oluyor arkadaşlar. Kar topu. Ona baby. Bu kadar bir zincir benim için yeterli. Zincirimizi çektik. Kameramı ayarladım. Buradaki birinci zinciri atlıyorum. İkinci zincire batarak buraya sık iğne yapacağız. İsterseniz yelek falan yapacaksanız burayı trabzan olarak da yapabilirsiniz. Şöyle her bir zincire batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Bunu nasıl ayarlayacaksınız? 4 katlarından arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane ördük. Tekrar 4 tane sayıyoruz. 4, 8, 12 diye de sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Tekrar 1'den başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Yani ben şimdi anlayasınız diye öyle saydım. 4, 8, 12. Bu şekilde de sayıp tamamlayabilirsiniz. Ben şimdi sık iğnelerimi şöyle yapıp tamamlayayım. Sık iğnelerimi yapıp tamamladım. Şimdi hemen modelimizi yapmaya başlıyoruz. Bir tane zincir çekip döndürdüm. Buradan ilk baştaki trabzana batıyorum. Sık iğne yapacağız. Ben yarım trabzanla başladım arkadaşlar. Burası biraz yüksek oldu. Düzgün olmadı. Sık iğne daha güzel olacak diye düşünüyorum. Ben akşam modeli denedim. Şöyle buraya 4 tane sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4. Şimdi 7 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimizi çektik. Buradan aşağıdan 1, 2, 3, 4. 3 tanesini atlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batarak zincirimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar 1, 2, 3, dördüncüye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tekrar buradan 1, 2, 3, dördüncüye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batıyorum. Sona geldik arkadaşlar. Şimdi burada zaten bunu battık. 1, şöyle buradaki sık iğnelerimizi yapıyoruz. 1, 2, 3,
baştaki battığımızla 4 oldu. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4. 4 tane burada oldu. Şimdi buraya bir tane zincir çekip şöyle bırakıyorum. Alt kısmını bu şekilde yaptık. Burada ipimi bırakıyorum. Tekrar burada başlayacağız. Burada ilk ilmeğe batıyorum. Şöyle ilmeğimi çıkardım. Bir tane zincir çektim. Ve tekrardan aynı ilmeğin içine batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Bu kenarda 4 tane sık iğnemiz var. İpimi de yürüttüm. Sonra keseriz. Şimdi burada arkadaşlar 4 tane zincir çekiyoruz. Burada 7 ile başladık. Beyazda 4 çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektim. Burada 3 tane atlamıştık. 1, 2, 3. Şu ortadaki sık iğneye batarak zincirimi kapatıyorum. Şimdi 7 tane çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane çektim. 1, 2, 3. Aradaki ortadakine batarak sık iğnemizi kapattık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Tekrar buraya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tekrar ortaya batıp şimdi 4 tane çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Hemen sıradaki sık iğneye batıyorum ve sık iğnelerimizi yapmaya başlıyoruz. 4 tane kenarına sık iğne yapıyorum. Şimdi bu rengimizle devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen bu ipimi bırakıyorum. Diğer ipime geçiş yapıyoruz. Bunun ikisini beraber morla kapattım. Gül kurusuyla, pardon. Şimdi bir zincir çektim. Hemen döndürdüm. Şu dibine batmıyorum arkadaşlar. Şu dibine değil. Hemen şu önümüzdeki sık iğneye batıyorum. Bu şekilde yaparsanız kenarlarınız da daha güzel olur. Böyle kenara doğru açma yapmaz. Şöyle sık iğnelerimizi yaptık. Şimdi 7 ile başlıyorum. Ama sonunda 7 ile bitirmeyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hep sıralarımız aynı şekilde tekrarlanacak. Hemen bunun içine batıyorum. Buna batıp kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu ipimizi de keselim. Şöyle görüntüsü burada gözükmesin. Şöyle püf noktası arkadaşlar. Aşağıda kaç tane yaptıysak yukarıda da aynı şekilde yapacağız. Altta 1, 2, 3, 4, 5 tane burada bizim zincirimiz var. Üste de 5 tane olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Bizim 5 tane şu anda alttaki gibi sayılarla zincirimiz var. Şimdi burada oradan örneği de hemen kavrayabilirsiniz. Şimdi burada artık zincir çekmiyoruz. Kenarına geldik. Bir tane zincir çekiyorum. Sıradaki sık iğneye batarak hemen sık iğne yapıyoruz. Zincir çekmeden. Modelimiz bu şekilde oluyor. Yoksa arkadaşlar filoşlanma yapıyor.
7 ile başlıyoruz ama son sıramızı bir zincir çekip tekrar hemen sık iğnelerimizi yapıyoruz. Yani 5 taneden fazla zincir yapmıyoruz 7'li zincirlerimizden. Burayı yaptık, hemen bir zincir çekip burayı burada bırakıyorum. Buradaki beyaz ipimize geçiyorum. Hemen buradan ilmeğime batıp ipimi yukarı doğru aldım ve döndürdüm düz yüzüne. Şöyle bir tane de zincir çektim arkadaşlar. Buradaki şuraya, şu dibine değil arkadaşlar. Hemen ikinciden batıyorum. İkinciden batıp sık iğnemi yaptım. 4 tane sık iğnemizi yapıyoruz buraya. 4 tane sık iğneyi yaptık. 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Beyazlarda hep 4 ile başlıyoruz. Bunu unutmayın. Beyazlarda 4 ile başlıyoruz. Buradan hemen şu ikisinin arasından batıyorum. Buradan ilmeğimi alıyorum. Zinciri alıp buraya bunu sabitledik. Tekrar 7 çekiyoruz artık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu iki burlay ve burun arasından batıp beyazı çıkarıyoruz. Bunun içine batıp kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar beyaza batıyorum. Diğerin içinden geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar beyazın içinden geçirip gül kurusunun içinden geçirip beyazı alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar buradan bunu alıyorum. Şöyle arkadaşlar, 1, 2, 3, 4. Bizimki 5 tane olacak. Bir tane buraya yarım yaptık. Bir tane de buraya yarım yapacağız ve yine 5 tane de beyazdan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Yani kaşla başladıysanız her sırada aynı sayıda zincirleriniz olması gerekiyor. İlk baştaki hemen sık iğneye batıyorum. Sık iğnemi yaptım. 2, 3, sondakine batıyorum, 4. Hemen buradaki ilmeğimi alıyorum, ipimi değiştiriyorum. İkisini beraber geçirdim, hemen bir zincir çektim. Buradaki şu dibine batmıyorum, bir sonrakine batıyorum. Sonrakine batıp buraya sık iğnemi yaptım. Tekrar 4 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Bu sırayı da göstereyim arkadaşlar. Kafanız karışıklık olmasın. Şimdi 7 tane başlangıç kısmını, şu başlangıcını 7 tane başlıyoruz. Sonda bir tane zincirle bitiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen buraya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar buraya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar zincirime batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar zincirime batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar buraya batıp şimdi arkadaşlar 5 tane oldu gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5. Bir zincir çekip hemen buradaki sıradaki sık iğneye batarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdi ben büyük bir parçada yapayım. Tam bitmiş hali çok güzel. Buradan geliyoruz. 4 tane ile başlıyoruz. İçinden alıyoruz, buraya batıyoruz. Sonra 7 tane yapıyoruz, 4 tane. Bir yarım da burada bırakıyoruz arkadaşlar. Tekrar yarım yapıp buraya batıyoruz. Bu şekilde modelimiz de bitmiş oluyor.
Ben şöyle büyük bir parçada başlayayım. Yani model çok şık ve güzel duruyor, hem de çok kolay. Arkadaşlar şöyle büyük bir parçada yapıp tamamladım. Bence çok şık oldu. Bundan çok güzel battaniye yapabilirsiniz. Acemi annelerimiz var, anne adaylarımız. Onlar rahatlıkla bunu battaniye yapabilirler. Şöyle içine de istediğiniz astarı, ister beyaz, hangi renk yapıyorsanız tabii. Ben olsam gül kurusu astar yaparak bunu çok güzel bir battaniyeye çevirebilirim. Veya çok güzel kırlenti yapabilirsiniz bundan. Çanta da çok şık olur diye düşünüyorum. Yelek bile olur arkadaşlar. Çok güzel, hem basit hem de kolay bir model oldu. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.